Bunları göstermeme gerek yok bence. Bunları da göstermeme gerek yok. Bunlar başka şeyler. Şu chia tohumlarına bakabilirsiniz. Şu fıstık ezmesi tozu. Fıstık ezmesi tozu. Fiyatları görüyorsunuz. Şunların fiyatları yok. Şuraya geçiyoruz bak. Bir kap mesela, böyle bir kap veya böyle bir kap. Shaker'lar. Shaker'lar Türkiye'de bedava. Beleş. Ama tabii böyle parayla satılanlar da var tabii ki de. Shaker'ların fiyatlarını görüyorsunuz ve şöyle kakao tozu. Sonra organik protein, vegan protein. Görüyorsunuz. Sonra şöyle bir ilerleyelim. Protein barlara geldik. Protein tozlarına da gideceğiz. Protein barlarına gideceğiz. Bu normal bir bar, bu çikolata. Aynen. Çikolata böyle yumuşak. Snickers gibi bir yapısı var. 8 dirhem. Bunlar da aynı şekilde. Çok yani Snickers gibi bir yapısı var. Hepsinin hemen hemen fiyatı aynı. Hyper bar. O bir tane top var bunun içinde aynı böyle. Bir tane kocaman top var. Bir tık ağır ama. Aynen. Hiç böyle 40 grammış. Sonra bir tane şimdi denemek istiyorum bu arada. Bir şey alıp deneyeceğim ama ne alıp deneyeceğim? Şöyle bir kek alıp deneyesim var. Bu kek. Bakayım, kıracağım bunu. Anlamak için. Kırılmıyor. Aa, kırılmıyor bu. İçine kadar girmiş neredeyse bu. 12 bak, bunun deneyisim var aslında. Bu çikolatalı yüksek protein yulaflı falan bir şey diyor. Şöyle yapsam sanki daha iyi görecekmişsiniz gibi. Fark etti mi bilmiyorum. Dur, kalsın o zaman bu şimdi. Bunların fiyatlarını görüyorsunuz. Bu ondan biraz daha ucuz. Bunlar çok sert yalnız. Neyse, yerken bir tanesini açıp görürüz. Onlardan alırız olmadı. Trek. Trek. 10. Ha, şöyle bir. Şöyle bir nut bar. 10 dirhem. Bu nasıl bir şeymiş? Bu da çikolata. Aa, bu ezildi ama. Bu çikolata gibi. Bunun fiyatı yazmıyor. Var bir şey işte, gördüğünüz gibi. Burası bu arada bir protein tozu satan, sonra biraz vitaminler satan bir dükkan. Çok fazla var bu arada burada vitamin dükkanları. Bak, fiyatlarını görüyorsunuz. Sonra şuraya geçelim. Burada şunlarda ketojenik tozlar, içecekler. Yani baya çeşit var. Türkiye ile aramızdaki farkı görüyorsunuz. Görüyorsunuz fiyatları. Şimdi bunlar çok pahalı. Bunlar inanılmaz pahalı. Şimdi de bizim ülkemizde satan protein tozlarına da geçeceğim. Bunlar çok pahalı. Gördüğünüz gibi. Bunlar özellikli çünkü. Biraz special. Görüyorsunuz. Şimdi burada neler var? Burada aminoasitler var. Görüyorsunuz. Karnibolik. Bu yağ yakıcı gibi bir şey. Bak, bu BCA'dan mesela bizde çok fazla kullanılıyor. Bunun fiyatı nerede göremiyorum ki. Belki siz görmüşsünüzdür. Onun kreatin yok ki burada. Glutamin var. Glutamin 77. Yani 77. Yani inanılmaz ucuz normalde. Dubai'de kazananlara göre inanılmaz ucuz. Sonra şunlara bakabilirsiniz. Vegan protein bir şey, topluluklar. Şöyle büyük bir, harbiden büyük bir çikolata var. Clean Muscle. 3 gram şeker sadece bu kocaman çikolatada.
Bu arada burası benim en sevdiğim yer olan o JBR yürüyüş yolunda. Ve ben buraya her yerinde alıyorum bir şeyler. Bak bu çok jelibon gibi bir şey. Aa bu ne? Jelibon gibi. Jelibon resmen. Vegan protein jelibon. Vegan protein gamlet. İşte şu şekilde bir topçuklar. Besin değerleri. Falanlar filanlar. Şöyle geçelim. Bak beyaz. Beyaz. Çikolata. Crunch. Bu biraz güzel bir şeye benziyor. 10 dirhem. Bir karar vereceğim ne alacağımı birazdan. Burada bizim ülkemizdekiler var. Şurada da bakalım neler var ufaktan. Burada tohumlar var. Vitaminleri de şöyle bir göz atalım. Protein. Pahalıdır. Dedim protein kapsül mü? Bir an gözüme kapsül gibi geldi. Bu arada ben çok yorgunum biliyor musunuz? Eve gidip uyumak istiyorum. Anlamışsınız zaten sesimden falan. Ama buraya kadar gelmişim dedim. Çocuklara video yapayım. O kadar istediniz. Şimdi evet geldik bizim ülkemizde olanlara. Gold Standard Casein. Yalnız bak casein dikkat edelim. Casein proteinlerin fiyatı. İzole proteinlerin fiyatı. Bunlar var bizim ülkemizde. Elite %100 whey protein. İşte biraz daha düşük. 167 dirhem. Şöyle geçsem. Yalnız Türk parasına yaptığın zaman yine 250 lira falan denk oluyor. Ama Dubai'de kazandığın paraya bakarsan, Dubai'deki kazandığın paraya bakarsan bunlar bedava. Tam olarak öyle yani bedava. Baksana 87 dirhem mesela bu. Türkiye'de de gayet kullanılan. Kocaman. Bunlar bedava gördüğünüz gibi. Dubai'de protein tozu bedava. Buraya bakalım. Bak, whey protein 177 dirhem. Çünkü burada neden her şey ucuz? Yani normale göre her şey ucuz. Aslında çok şu yüzden çünkü devlet hemen hemen hiçbir şeyden vergi almıyor burada. Çünkü paraya ihtiyacı yok. O yüzden birazcık ucuz burası. %50 indirim varmış bunlarda. Vitaminler gördüğünüz gibi. Başka ne çekeyim? Bu dükkanda başka sizin merak edeceğiniz bir şey makyaj malzemeleri var diyeceğim. Şaka yapıyorum. Sonra burada protein köşesi sadece bu kadar sanırım. Bir de şuranın arkasına doğru gidelim bakalım. Şurada var bir muscle, bir dolap var. Bir muscle dolap bakalım. İçecekler falan filanlar. Fiyatları yazmıyor ama. Burada bunları gösterdim size. Dur bakalım şunun arkasına gelelim. Orada da var bir şeyler. Aynen. İzole proteinler. Aşağı yukarı bilginiz oldu işte buradaki protein tozları ne kadar nasıl. Xtend BCAA'lar Türkiye'de de gayet fame. Baya fame hem de. Burada 60 TL gibi düşünebilirsiniz. Hatta Dubai'de çalışıyorsanız gayet onu böyle bir Türk, hani size nasıl anlatabilirim, böyle bir 30 TL gibi falan düşünebilirsiniz. Başka ne göstereceğimi bilmiyorum size. Ha şimdi ne alacağız? Şöyle bir bakalım yürüyelim. Organik bir şeyler.
Protein tuzları sadece burada. Burada Brezilya nut. Superfood. Şöyle tozlar var, kilo verdiren. Bayağı çeşitli ve çok keyifli. Çok güzel değil mi? Ben çok beğendim. Gentle iron. Folic acid. Sizin daha önce duymuş olabileceğiniz bir tek folic acid görüyorum şu anda. Fiyatına bakabilirsiniz. Şimdi bir şey alalım buradan. Ne alalım? Balık yağı fiyatlarını bak görebiliyorsunuz aslında. Bir alana bir bedava yazmışlar. Omega 3 balık yağı. Bunları size bir kere daha çekeyim. Kasein protein. İzole. İzole protein. Çok yoruldum ya, hiç enerjim yok değil mi? Gerçekten enerjim yok. Evime gidip uyumak istiyorum ama öncesinde bir şey deneyelim sizle birlikte. Hangisinden denemek istiyorum şöyle bir bakalım. Çilek bilmiyorum. Bu biraz tatlı bir şeye benziyor. Hani çikolata ve fıstık ezmesi. 10 dirhem, 9,5 dirhem. Bu nasıl bir şeymiş? Karamel. Karamel pek sevmem ben ya. Çok böyle. Bu nasıl bir şeymiş? Düşük şeker, bar. Fıstık ezmesi ve muz. Onu artık yiyor olursam ben bundan denemek istiyorum. Çikolata ve fıstık ezmesi. Şöyle bir bakalım. Jelibonlar var, bir şeyler. Bir şey de alabilirim eğer beğenirsem aslında da. Nasıl bir şey? Yok, beğenmedim onu. Aşırı sert. İnanılmaz taş gibi resmen. Bu nasıl? Bu biraz da ısırılabilir en azından elimdeki. Easy. Easy bar. Bu da ısırılabilir. Fiyatlarını görüyorsunuz. Ben ortalama 10. Yani ya, bunu tahmin edebiliyorum nasıl olduğunu. Ya, tahmin edebiliyorum ne demek ya. Denedim, ondan aldım. Ha, çoğundan aldım aslında ben. Yani çoğunda, buraya ben 4 defa falan geldim. Her geldiğimde bir tane alıyordum. Yürüyerek JBL'de yürüyordum. Dostlarım. Gerçekten burada daha sizin için gösterebileceğim bir şeyim yok benim. Kaç kilo olduğumuza bakalım. Çalışmıyor herhalde bu. Bu çalışıyor. Aynen. Hangisi çalışacak? Hah, bu çalıştı. 88.3. Burada da var bir şeyler. Biz buraya bakmadık bu arada. Şu nasıl bir şeymiş? Yok. Protein çok iyi. Protein kek. 15 dirhem. Kakao. Tamam şimdi. Ya da bir şey daha alabilirim aslında da. Vegan. Yeşil görüyorum ya, zannediyorum ki Antep fıstığı. Antep fıstığı zannediyorum. Dur, buradan daha başka bir şey istemiyorum. Bundan da denedim. Çok beğenmedim onu. Ağızda kum kum oluyor böyle. Tamam, bunu alalım. Bundan ümitliyim. Enerji şey. Enerji shake'ler de var.
böyle 300'leri 200'leri görünce biz diyoruz ki ha siktir diyoruz, oha diyoruz, ama hiç aslında öyle değil yani. Dubai'deki insanlara göre aslında hiç öyle değil. Hey. I want justice. How much? Neydi? Mine just. It's for you. I'll leave. Oh, thank you. O bize yardımcı olan çocuk değil de diğeri. Oğlum niye açılmıyor? Diğeri ne kadar soğuktu ya. Salak. Hey Dubai gangs. Hadi bakalım, hem yürüyelim biraz, hem de çikolatamızı açalım. Böyle bir şey. Tadı nasıl? Hemen size anlatıyorum. Tadı leblebi tozu vardı, hatırlıyor musunuz? Bilenler var mı acaba leblebi tozunu? Leblebi tozulu hurma gibi. Leblebi tozulu yalnız. Leblebi tozlu hurma gibi tadı var. Tam olarak öyle. Leblebi tozlu hurma, araya da yulaf sıkıştırmışlar. Tam olarak bu. Şu maskeyi de hiç sevmiyorum ya. Leblebi tozlu, hurmalı, birazcık da yulaflı protein çikolata. Dostlarım, çok teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Ben şimdi burada taksi çağırmam lazım. Videoyu kapatacağım. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videomda görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.